Efendim hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Şimdi bu o, videoyu özellikle İstanbul Gençlik Platformu'nun Başarısızlık Zirvesi için çekiyoruz ve onların size soruları var. Evet, aslında İstanbul Gençlik Platformu'nu ben de çok takdir ediyorum. Ve bu videoyla onlara ulaşmak benim için çok değerli. Bu bir başarısızlık zirvesi. Biz davet edince ne hissetti? Aa dedim ki tam benim aradığım şey. Çünkü hakikaten başarılar hep konuşuluyor ve sanki herkes başarmak zorundaymış gibi hissediyor. Halbuki bir sürü başarısızlık var hayatımızda. Bunlardan çıkardığımız derslerle işte öyle diyorlar ya hayat diyorlar. Şimdiye kadar yenmiş olan bütün kazıkların bileşkesidir. <gülüyor> <gülüyor> Bence başarı da o organizasyonda veya sizin hayatınızdaki bütün tecrübelerden bir araya gelen beyin gücünün bileşkesidir. Ama bu beyin gücü bazı konularda eksik olabilir, rekabetçi üstünlüğünüz olmayabilir düşünmekte veya tecrübede o da başarısızlık demektir. Bir şansınız varsa gelecek sefer halledebiliriz. Şimdi sizin söylediğiniz sözden de yola çıkarak ben yediğiniz en büyük kazı, yani pardon başarısızlığı soracağım. Acaba en öğretici başarısızlık sizin için hangisiydi? Ondan önce şunu söyleyeyim yani biz arada arkadaşlarla oturup konuşuruz. Hatta bunu ilk başlattığımda epey çekinen oldu. Dedim ki başarısızlıklarımızı konuşalım. Mesela bu sene neyi başaramadık, neyi yanlış yaptık? Bunu sizden duymak istiyorum dedim. Çıt yok. Sonra ben kendim anlatmaya başladım. Dedim ben şöyle bir karar vermiştim hatırlıyorsunuz. Siz de beni desteklediniz. Uğraştık mı uğraştık ama piyasa öyle bir bize bildirim vermedi. Öyle bir tepki vermedi. Sonunda e başarısız olduk. Yani bunu öğrendik gene piyasanın dediği oldu. <laughs> <laughs> Gene bazı yerlerde mal satarım dediği oluyor. Bazı yerlerde mal alanın dediği oluyor. Çok ender bizim dediğimiz oluyor. Ama biz kendimizi tabi adapte edebilirsek, flexible olabilirsek bunları başarı haline çevirebiliyoruz. Mesela bir sürü arabalar vardır. Piyasada markalar var. Çok beğendiğimiz modeller var. Para biriktiriyoruz satın almak için. Ama bir sürü de model var. Mesela Ford Edsel. Bir başarısızlık öyküsüdür. Neredeyse hiç satmamıştır. Ama çok iyi bir düşünceyle yapmışlardır. Veyahut da Chevrolet'in Nova diye bir modeli vardı. Ben de bir ara arkadaşımdan alıp kullanmıştım. Güzel bir arabaydı çok. İspanya'da hiç satmadı. Yani Latin Amerika büyük bir pazardır Amerikalılar için. Niye? Çünkü Nova ne demek İspanyolca'da? Hiçbir yere gitmiyor demek. Yani arabanın adını Nova koyarsanız <laughs> tabii kimse almaz. Yani böyle küçük hatalardan büyük başarısızlıklar da var başarısızlığı biraz söylemeyi erteliyoruz galiba. Ee e, tabii çok kolay değil, <gülüyor> kolay <gülüyor> değil. <gülüyor> Ama mesela öğrenilebilecek çeşitli yönleri olan bir başarısızlık hikayesi, aslında herkesin hatırladığı, bildiği, ya yani niye yapmadılar bunu, niye olmadı diye merakta kaldığı Kola Turka işi var. Kola Turka yaptık. Niye yaptık? Şunun için yaptık. Biz Türkiye'de Zaten başa güreştiğimiz sektörlerde işte bisküvi çikolatada olsun, margarin sektöründe olsun, bugün hatta buna donuk gıdaları ilave ettik, %60'ın üzerinde pazar payına sahibiz. Yani bu konularda daha fazla büyümemiz şu andaki rekabetçi pazar şartlarında arzu edilen bir şey değil. Biz desek ki zaten yani organik değil, inorganik büyümek istiyoruz. E, rekabet kurumu buna izin vermez. İnşallah yakında perakende de doğruya geliriz. <laughs> Orada da izin vermezler. Bundan dolayı ne yaptık o zaman? Dikey entegrasyon tecrübemizden, imalattaki avantajımızdan, dağıtımdaki avantajından istifade ederek buna benzeyen kategorilere girdik. Mesela hijyenik veyahut da kişisel bakım kategorilerine girdik. Keza gene buna benzer olarak içecek işine girdik. Süt işine girdik. Bunlarda da süt işinde mesela çok muvaffakiyet sağladık. Ama daha sonra global olunca bunların hepsinden sıyrıldık. Global olarak ana işimiz olan bisküvi çikolata işini global yapmaya başladık. Türkiye'de de bisküvi çikolatanın yanında bazı gıda kategorilerinde ve perakende de varız lokal olarak da onlarda başarılıyız. Diğer işlerimizden sıyrılmaya gayret ediyoruz. Diğer işlerimizi bazen alıp satarak gözde üzerinden yapıyoruz bunu. Yıldız Ventures'ta yapıyoruz. Oradan da iyi karlar ediyoruz. Yani üç aldığımızı beşe satıyoruz. Bazen 1 aldığımızı ona satıyoruz. Tabii epey rehabilitasyon ve gayret gerektiriyor ama çok şükür organizasyonumuzda bu tecrübe, bu kabiliyet var. Şimdi tekrar siz sormadan Kola Türkiye'ye dönecek olursak Kola Türkiye niye olmadı? Şunun için olmadı. Kola Turka işinde tabii rakiplerimiz bizi kıskandı. Normaldir. Rakip kıskanır. Biz Kola yaptık. Önce bir teasing diyorlar. Meraklandırma kampanyasıyla hatta ticareti bile meraklandırarak bütün Türkiye kanallarında aynı anda aynı saatte şu reklamı yayınlayacağız deyip ne olduğunu söylemeden reklam çıkarak yani bütün Türkiye bekledi ne olacak diye. Çok başarılı bir lansman yaptık. Malı çok iyi dağıttık. Malın kalitesi iyiydi. Mal lezzeti iyi Diyecekler ki Coca-Cola gibi değil. Pepsi Cola gibi değil. E tabi olmaması lazım zaten yani Me Too olmaması lazım. Bence onlardan daha iyiydi. Bir de şu oldu hiç kola içmeyen kayınvalidem mesela. Oğlum kola turka yapmışsın ben de içmeye başladım dedi. Ben dedim valide içmek zorunda değilsin. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Lansman yılı 2003'tü kola turkanın. Çok iyi bir şekilde başladık. Hemen Coca-Cola'dan sonra ikinci pazar payına sahip olduk. Değişik e, ambalajlar yaptık, mesela 2 iki litre, 2,5 iki litre vardı, biz 3 litre yaptık. Bunlarla çok avantajlar sağladık, e, büyük bir dağıtım gücümüz vardı. Bir de şu vardı tabii, müşterilerin hepsi de yani marketler, bakkallarda ya Coca Cola var, Pepsi Cola var, e, başka birisi yok mu diyorlardı. İşte varız dedik, onlar da bizi desteklediler açıkçası. Çok iyi bir reklam oldu, o reklam sayesinde e, çok marka hemen bilindi, tutuldu bir avantaj oldu. İsim iyi seçilmişti. Kola Türk olması. Bütün bunlar müsbet şeyler. Tabii biz de şunu yapmıştık. Şekerden yani bitkiden başlayıp kola çıkaran bir fabrika yapmıştık. Yani dikey entegrasyonu sağladık. Bu da bize ayrıca bir rekabet avantajı getirdi. Bizi kıskanan rakiplerimiz e, haliyle yani dediler, önce bize geldiler. Ya nasılsın, iyi misin, kimsin dediler. E, görüştük. <laughs> sonra dediler ki, ya satar mısın? Nasıl yaparsın? E, Satmayız dedik. Üzüldüler. Kendimiz devam ettik yolumuza. Daha sonra dediler ki, ya bu adam bunu nasıl yapıyor? Biz niye yapamıyoruz? E yapın. Yani siz de dikey entegrasyon tesis kurun. Enteresan adamlar tabii. Yabancı sermaye olduğu için ee, sormak istiyorlar. Gittiler, sordular. Sanayi Bakanlığı'na sordular. Biz de böyle tesis yapmak istiyoruz. Halbuki Türkiye'de böyle bir mevzuat yok. Yani Türkiye bir krallık değil. Lisans ülkesi değil. Gidersiniz, müracaat edersiniz diye bir şey yok. Şirketinizi kurarsınız, işinize başlarsınız. Kanunla uygun imalatınızı yaparsınız. Enteresan bir şey oldu. Sanayi Bakanı, babamın arkadaşı olur. İsmi lazım değil. Beni çağırdı Ankara'da konuştuk başbakanlıkta. Dedi ki ya Murat dedi cebimde bir mektup var dedi. Seni dedi Amerikan Büyükelçisi şikayet ediyor dedi. Sana dedi bir küçük ceza vereceğiz dedi. Ben çok utandım tabi. Dedim ya Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığı sen bakansın. Ticaret ve Sanayi Bakanı ne demek Amerikan Büyükelçisi seni şikayet ediyor yani böyle bir şey olabilir mi dedim ya. Memlekette kanunlar var şeyler neyse öyle konuştuk ama kimse dinlemedi. Sonradan ceza ettik. 35 trilyon. Küçük bir ceza. Artık biz kendimizi ne kadar büyük görüyorlarsa <laughs> küçük bir ceza. Bu şeye benzedi yani aslında. Yani kardeşim devletin karışacağı bir şey niye yapıyorsun? Ama yani kola yapana da devletin karışacağı nereden aklına gelir? Yani kola fabrikasını öyle kurmuşun böyle imanat yapıyorsun da devlet buna karışıyor. E tabi bende de biraz delilik var herhalde. Hani cahil cesur olur hesabından. Ben de gittim devleti mahkemeye verdim. Bu arada kısa geçiyorum yani epey hadiseler oldu. Neticede devlete gittim. Mahkemeye verdim. E, devlet Türkiye Cumhuriyeti. Tamam bizim devletimiz. Mahkemede milletin mahkemesi. Onun tepesinde de TC yazıyor. Ve mahkeme 7 sene sonra yanlış dedi. iptal etti cezayı. Cezayı ödemedik. Ama şöyle düşünün. Yani değeri 10 trilyon olan bir iş. 35 trilyonluk bir ceza. 7 sene tepesinde sallanırsa o işe nasıl yatırım yapabilirsiniz? Yani 35 trilyonluk bir riski olan bir iş. Değeri 10 trilyon. E kazanacağı para da işte olsun birkaç trilyon. Eski paralarla söylüyorum tabii yani sıfırları atmanız lazım. Ve de <laughs> zor bir iş yani.